Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın manevi mucizeliği var mıdır? Evet Kur'an-ı Kerim her yönden mucizedir. Nasıl insanın bedensel özellikleri mucize ise ruhsal özellikleri de mucizedir. Yani insanın gözü mucize olduğu gibi görmesi de mucize. Ama gözüne maddi mucize diyoruz, gözümüzle görüyoruz. Ama görmesi manevidir. Çünkü onu gözümüzle gösteremiyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in maddi anlamda anlaşacak yüzlerce mucizesi olduğu gibi aslında manevi olarak anlaşacak çok mucizeleri var. Bunlardan belki üç tanesini sıralamak yeterli olacaktır. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in ismi azama mahsar olmasından dolayı ve Allahu Teala'nın her isminin en yüksek tecellisine mazhar olmasından dolayı her ismin azam mertebesine bu Kur'an'ın gönderildiği peygamberimizin büyüklüğünü gösterir. Ve dolayısıyla bu anlamda peygamberimizin en yüksek iman mertebesine sahip olduğunu, en yüksek takva mertebesinde olduğunu, en yüksek ilim seviyesinde olduğunu gösterir. Bu açıdan baktığımızda manen Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin en büyük delili ve en büyük kanıtıdır. Onun için Kur'an bütün güzellikleriyle, ve bütün özellikleriyle Peygamberimizin yüce mertebesini, imanının, ihlasının, samimiyetinin, takvasının, ubudiyetinin, aklımıza girecek bütün güzel özelliklerin en yüksek seviyede olduğunu gösterir. Ve Allah'ın Resulü olduğunun ispatıdır. Kur'an bu manevi mucizelik yönleriyle. Yine Kur'an-ı Kerim'in bir manevi mucizesi de şöyledir ki, Kur'an kainatın haritasıdır. Evet. Kur'an kainatı bizim önümüze seren bir özet harita mahiyetindedir. Neden? Kur'an-ı Kerim'in bahsetmediği bir şey yoktur ki. Önce şunu söyleyelim. Kur'an sadece kainattan mı bahsediyor? Hayır. Ezeli, ebedi olan Allah'tan bahsediyor. Öyleyse Allah'ı da anlatıyor bize Kur'an. Bu yönüyle manevi bir mucizedir. Bunu başka bir varlık, bir mahluk, bir yaratan, yaratılan bir varlık nasıl anlatsın? Nasıl izah etsin? Ve diğer taraftan Kur'an-ı Kerim kainatın da bir haritasıdır. Bize tek tek gösteriyor. Biliyorsunuz haritanın bir özelliği var. Harita küçük de olsa o harita neyin özelliklerini gösteriyorsa onun bütün özelliklerini özet haliyle gösterir. Demek ki Kur'an kainatın manevi ve canlı bir haritasıdır. Bizim yaptığımız haritalar gibi değil. Canlı ve manevi bir haritadır. Cehennemden bahseder, cehennemi gösterir. Cennetten bahseder, cenneti gösterir. Hesaptan, sırattan, kabir hayatından, gök, yedi kat göklerden, arştan, kürsiden, cenneti, mevadan, evet, kainatta bulunan, görünen, görünmeyen ve ebediyet alemlerinden, dünya alemlerinden, hatta insanın bütün özelliklerinden, insan yaratılışından, Adem Aleyhisselam yaratılışından, Adem ve çocuklarından derken kainattaki her şeyden bahseden bir kutsi manevi harita olması da onun manevi bir mucizelik yönüdür. Bu yönüyle de bu Allah'ın kelamıdır. Allah'tan başka hiçbir varlık ona el karıştıramaz, ona bir şey koyamaz. Öyleyse bu kelamı getiren zat ancak Allah'ın elçisi olabilir. Öyleyse bu kelam bize getiren ve ben Allah'ın elçisiyim diyen zat Allah'ın bize gönderdiği peygamber olmalıdır. Başkası olamaz. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı olduğuna göre o Kur'an'ı bize getiren zat da elbette Allah'ın elçisi olduğunun delilidir. Bir tane daha söyleyelim. Biri de Kur'an-ı Kerim bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla halaka semavati vel art. Yedi kat gökleri ve yeri yaratan Allah. Öyleyse bütün kainatın yaratıcısı, bütün mevcudatın sahibi ve maliki, bütün alemlerin terbiye edicisi olan Allah'ın ünvanıyla Allah bize bu kelamı hitap ediyor. Bu noktadan baktığımızda Allah kainatın Rabbi ünvanıyla, Allah kainatın sahibi ünvanıyla, Allah bütün mevcudatın ve varlıkların maliki ünvanıyla o kelamı insanlığa ve cinlere göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da elçi olarak tayin etmiştir. Öyleyse bu kelamın indirildiği zat Allah'ın elçisidir. Başka olamaz. Öyleyse Kur'an bir insan sözü, bir beşer sözü olamaz. Allah'ın kelamı olabilir. Bunun gibi Kur'an'ı incelediğimizde belki yüzlerce manevi mucize göreceğiz ki maddi mucizelerin dışında onun her birisi Allah'ın kelamı olduğunun delilidir. Aynı zamanda da bu kelamı bize getiren insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Allah'ın elçisi olduğunun delilidir. Nitekim hangi insan bugün ahiret alemlerinden bahsedebilir? Bir cümle söyleyebilir. Kur'an dışında. Hangi insan Allah'tan bahsedebilir? Allah'ın bildirmesi dışında. Hangi insan ebediyet alemlerinden, sonsuzluk alemlerinden bahsedebilir? Allah bildirmesi. Hangi insan cennetten, cehennemden bahsedebilir? Allah bildirmesi. Öyleyse Kur'an dışında eğer Tevrat, İncil ve Zebur gibi kitaplarda doğru bilgiler varsa yine onlar da Allah bildirmiştir. Onlar da yine o Tevrat'ın indirildiği Musa aleyhisselamın Allah'ın elçisi olduğunun delil olur. Onlar da yine İncil'in indirildiği Hz. İsa aleyhisselamın Allah'ın elçisi olduğunun delil olur. Şu halde Kur'an'da geçen her bilgi, Kur'an'da geçen her hakikat, Kur'an'da anlatılan her şey ancak Allah'ın bildirilmesi, bilecek şeylerdir. Öyleyse onu getiren zat da Allah'ın elçisi olabilir, başka olamaz.